أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بقرة سورة 274 numaralı ayetimize geldik. Rabbimiz burada yine infak, Allah yolunda harcamanın, Allah'ın razı olacağı yerlere harcamanın faziletiyle alakalı konusu içerisinde Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَلَّذ۪ينَ öyle kimseler vardır ki يُنْفِقُونَ infak ederler, infak ediyorlar. Neyi infak ediyorlar? Emvalehum. Onlar mallarını infak ediyorlar. Nerede infak ediyorlar? Billeyli, gecede. Yani gece vaktinde mallarını infak ederler, ediyorlar. Daha vennehari, gündüz. Pekala nasıl infak ediyorlar? Sirran, bu aramızda sır kalsın diyoruz ya, sirran. Gizli bir şekilde, yani kimselere duyurmadan, kimselere bildirmeden mallarını Allah yolunda infak eden kimseler. Ve alaniyeten, mallarını aleni. Bak bu da kullandığımız kelimeydi. Artık sırdır, aleni, hepsini kaldırdılar. Yeni gençlerimiz bunların çoğunu bilmez diye düşünüyorum. Hepsi Kur'an kaynaklı kelimeler. Aleni bir şekilde. Ne demek? Aşikar, açıktan. Gizlice, açıktan, gece ve gündüz. Vaktine bakmaksızın. Mallarını Allah davasına harcayan, infak eden kimseleri için felehum, onlar için vardır. Böyle yapanlar için vardır. Neden Cenab-ı Hak burada gece dedi, gündüz dedi, gizli dedi, aşikar dedi? İbadetlerin miktarları vardır biliyorsunuz. Sabah namazının miktarı 4 rekat. Vakti belli, öğle namazı belli, zekatın miktarı belli, haccın zamanı belli, yapılacaklar belli, her şey bellidir. Yalnız burada infakla alakalı zaman belli değil, 24 saat. Bir insan 24 saat Allah davasına malını harcayabilir. Yani illa şu saatte harcayacaksın diye bir şart yok. Burada insanın gece gündüz gizli aşikar malını Allah davasına harcayabileceğinin yolu gösteriliyor. Böyle yapanlar için Cenab-ı Hak diyor ki şöyle bir mükafat vardır. Vardır, ne vardır? Ecruhum, ücretleri vardır. Bu da Türkçe, bak. Türkçe'de kullanıyoruz. Ecir, ücret. Onlara ücret vardır, mükafatları vardır. Nerede onların mükafatları? İnde, yanında. Bunu da kullanıyorduk Türkçemizde, indinde diyorduk. Artık kimse bunu kullanmıyor. Kimin yanında? Rabbihim, infak eden kimselerin, Rablerinin yanında bulacaklardır. Vardır derken orada var. Mükafatları orada olacak. Yani gece gündüz gizli aşikar Allah davasına kendi mallarını infak edenlerin ücretleri, mükafatları Rableri yanındadır. Allah onlara mutlaka karşılığını verecektir. İnfak eden, Allah davasına harcayan, hiç kimsenin harcaması boşa gitmeyecektir. Sadece bu mu? En önemli şey. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Onlara herhangi bir korku da yoktur. En önemli şey emin olmak, korkmamak.
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara üzecek bir şey de olmayacak. Yani dünyada Allah davasına mallarını harcayan kimselere Allah'ımız mükafat vereceği gibi onlar hiçbir şeyden korkmayacaklar. Onları üzecek hiçbir durumda olmayacak. İnfak bu kadar kıymetli. İnfak dediğimiz şey insanın meşru olan, helal olan yerlere yaptığı harcama. Çocuğuna yaptığı harcama, hanımına yaptığı harcama, annesine, babasına, eşine, dostuna ikramda bulunuyor. Ama helal olan şeylere. Yani ikram derken affedersiniz, bir adama içki götürmek ikram olmaz. Bu da infak olmaz. Veya israfa giren şeyler de infak olmaz. Onun sevabı da olmaz. Sık sık söylüyorum ben, en büyük israfın yaşandığı yerlerden bir tanesi, şahısların yaptığı israflardan bir tanesi, düğünler. Adam ömür boyu ödemeyi göze alarak israf ediyor. Sadece desinler, diyecekler. Ne güzel bir düğün oldu. Çocukları da tabii anlatamıyorsunuz çocuklara. Çocuklar uçmuş. Çocuk o yaşına kadar, evleneceği yaşa kadar o hayallerle sürekli yatıyor kalkıyor. O bu diziler üzerinden, internet üzerinden sürekli çocuklar tahrik ediliyorlar. Öyle yani haramına, helaline, günahına bakmadan düğünse her şey caizdir, helaldir mantığı ile büyüyorlar. Mesela geçenlerde bir düğüne gittim. Müslüman adamlar, hoca çağırıyorlar düğünlerine. Kur'an'dan başlatıyorlar. İlahi okuyacağız düğünde. Çok da sevdiğim bir aile, çocukluk arkadaşımın çocuğu evleniyor. Geldiler, hocam çocuklar dans edecekler. Fesubhanallah. Dans bizim dinimizde yok. Ha, dans edeceksen kendi evinde kimse olmadan ne yapıyorsan yap. Ona kimse müdahale edemez ama helalin dahi olsa başkalarının gözüne soka soka, bilmem herkesin gözü önünde, bilmem eşine sarılarak, yani insanın şehvetini gıdıklayacak görüntüler meydana getirmek vallahi caiz değil. Kaldı ki beni birileri çok, nasıl bir hoca kardeşim ya, çok da aşırı gibi düşünebilirler. Genelde düğün salonlarında gelinle damadı en görünecek yere oturtuyorlar. Yani kızla gelin bir anlamda sergileniyor. Aha bak görün işte. Vallahi dinin caiz değil. Billahi caiz değil. Benim kız kardeşim kaç sene oldu? 20 sene oldu herhalde evlenelim. İsrarla abi herkesin görüldüğü bir yerde oturmak istemiyorum ben. Demişti. Hiç unutmuyorum onu. Çok da takdir etmiştim. Aslında Müslümanca tavır bu. Şu anda bunu kim dinler? Geçen bir hacının düğününü bana gösterdiler. Hacımızdı, benim hacımdı. Düğün yapıyorlar. Gençlerde sınır yok. Kudurmanın sınırı yok. Bildiğiniz köpük partisi yapmışlar düğünde. Köpük sıkıyorlar. Herkes, hacılar, hocalar hepsi kuduruyor, hopluyor. Bir sürü kadın erkek hep karma çorma. Adı düğün. Ve organizeler tutuluyor. Organizeler. İki tane böyle İnsanın gözünü boyayacak şeyi koyuyorlar, süs. Değeri belki 1.000 lira değil, senden alıyor 20.000 lira, 50.000 lira. O da ayrı bir tuzak. Sade o mu? Çöplere atılan ekmeğin haddi hesabı yok. Türkiye'de tonlarca ekmek çöpe atılıyor. Sade o mu? Devlet kurumlarında. Şimdi güya şeye gidildi. Tasarrufa gidildi. İnşallah uyulur da. Kıytırık bir müdür, kıytırık diyorum ha. Önceki müdürün makam odasını beğenmiyor beyefendi hazretleri. Kendi hayalini kurduğu, çünkü o müdürlüğe gelmek için kim bilir kaç tane kapı çaldı. Kim bilir kaç takla attı. Kim bilir nerelerden tavizler verdi, oraya oturdu ya artık. Buraya oturunca artık kafama göre bu makam odasını döşemek benim en doğal hakkım mantığıyla hareket ediyor.
Oralarda yapılan hele masrafların, israfların haddi yok, hesabı yok. Bunu derken bu falanca filanca parti için değil ha. Hele hele dini hassasiyeti olmayan partileri düşünemiyorum bile ben. Adamın zaten öyle bir endişesi yok. Vicdan dediğin şeyi bir yere kadar. Adam zaten nefsini ilahlaştırmış. Oraya adam oturmak için ömrünü vermiş. Allah'tan korkar insan. Korkunç derecede israf, 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 israf. Yani ferdinden tutun, devletinin nerelerine varıncaya kadar israf. Allah sonumuzu hayır eylesin. Onun için infak nedir? Meşru olan, lazım olan şeyi Allah'ın müsaade ettiği yerlere yapılan harcamalar sadaka hükmündedir. Ve bunun sevabı var. Hatta bir müjde duydum. Hocamın biri demişti. Kaynağını bulamadım henüz. Rabbimizin arzu ettiği, Rabbimizin kurallarına uygun hareket eden kimselerin yaptığı harcamaları Allah o kimseye sormayacak demişti. Allahu Ekber. Ama Allah'ın razı olacağı yerlere. Kazanç da helal olacak. Harcanan yerler de helal olacak. Bir insan böyle davranırsa, onun için Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّ وَعَلَانِيَةً Mallarını gece gündüz, gizli aşikar, Allah'ın razı olacağı yerlere harcayan kimselere, kimselerin mükafatı Allah'ın katındadır, Allah'ın yanındadır. Onlar ahirette en ufak bir korku duymayacaklar, hiçbir endişeleri olmayacak. Böyle davrandıkları için وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Ahirette onları zerre kadar üzecek bir durumda olmayacak dedi elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzellikleri yakalayabilen kullarından eylesin. Buraya kadar tam 4 sayfa boyu infak sadakadan bahsetti. Nereye verileceğini, nasıl verileceğini. Şimdi bak nereye geliyor. Niye bu kadar sadakadan bahsettin ya Rabbi? Niye bu kadar infaktan bahsettin? Ne anlatmak istiyorsun ki bana? Asıl bunu demek için bu kadar anlat. Ellezine bir de şunlar var. Mallarını fakire, fukaraya, muhtaca, borçluya vererek onların sıkıntılarını giderenler olduğu gibi ellezine ye'kulûne riba. Şu faiz yiyenler var ya, la yekûmûne, onlar kalkamayacaklar. İlla kema, ancak şöyle gibi kalkacaklar. Şu kimse gibi. Yekûmû, kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ellezî yetehabbetuhu, çarpmış olduğu kimse gibi. Kim çarpmış? Şeytan. Şeytanın çarptığı kimse gibi kalkacaklar. Bir adam bazen ağzı gözü eğilir. İlk etapta ne deriz biz? Niye ağzı gözü eğilmiş? Bugün felç diyoruz da önce ne derlerdi? Cin çarpmış ya. Değil mi? Cin çarpmış. Cin şeytan biliyorsunuz. Veya şeytan cinler grubundandır. Şeytan çarpmış. Adamın ağzı gözü yamulacak. Ahirette öyle dirilecek. Adamın ağzı bir tarafta, gözü bir tarafta, şekli şemali, silüeti bozulmuş olarak Allah'ın huzuruna getirilecek, mahşer yerine getirilecek. Minel mes. Sade şeytan çarpmış gibi mi? Hayır, delirmiş. Evet, cin dokununca adam bir de böyle kafayı yer. Şeytan çarpmış, sonunda da delirmiş kimse gibi kalkacak. Millet faizi çocuk oyuncağı zannediyor. Çünkü faiz sömürünün aracı. Yani yattığın yerden para elde etmenin aracı. Allah böyle bir şeye razı değil. Lafa gelince kimse mangalda kül bırakmıyor. İşte torpilden şuradan buradan kızıyor. Dem vuruyor, onları eleştiriyor. Hükümeti çok rahat eleştirebiliyor. Ya önce sen kendine bak. Oraya kimse bakmıyor. Biz dünyanın en doğru adamıyız ya. Başkaları hep kötü. Faiz böyle lanet bir şey. Bu fertler arasındaki faiz. Bir de devletler arası faiz var.
devletler arası faiz ülkeleri esir alıyor. Yanlış duymadınız. Bir yerden borç alan ne alır aynı zamanda? Emir alır, emir. Çünkü adama minnetli oluyorsun. Sana borç vermiş. Rabbimiz şimdiye kadar niye infakı, sadakayı anlattı? Tam 4 sayfa anlattı ha. 4 sayfa boyu. Benim kullarım faize düşmesinler. Kullarımın alın terlerini, emeklerini, emekçiler, din düşmanı emekçiler, emekten bahsediyor bir de. Faize karşı olmayan kimse emekten bahsetmesin. Benim kullarımın emeklerini kimse çarçur etmesin, sömürmesin, yattığı yerden benim kulumun emeğini almasın diye Allah faiz yasak ediyor. Tekrar edelim, ayet çok çarpıcı. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba. Arka ayet ne demişti? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ. Mallarını fakiri, fukarayı, muhtacı gözetip onun sıkıntılarını gidermek için mallarını infak edenler dedi. Burada da adamın öyle bir tarakla bezi yok. Bana ne diyor fakirinden diyor ya. Ben paramı topladım, bir yere yığdım, bankaya koydum. Aylık şu kadar faiz yiyeceğim onun peşinde. Yani yattığı yerden aklı sıra kazanç elde etmeyi düşünen beleşçi adamlar. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba. Faiz yiyenler لَا يَقُومُونَ kalkamayacaklar. İlla ancak kalkacaklar. كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانِ. Şeytanın çarptığı, ağzı gözü bir tarafa dönmüş bir ifade daha var. Ağzı gözü çarşamba çanağına dönmüş. Böyle silüeti bozulmuş, şekli şemali bozulmuş, bir de minelmez. Böyle delirmiş, ağzı gözü bir tarafa giden kimse gibi ahirette kalkacaklar. Niye böyle kaldırıyorsun ya Rabbi bu faiz yiyenleri sebep? Niye faiz yiyor bunlar? Allah onu da anlatıyor. Benim diyor o kullarım şundan dolayı faizi kendilerine helal görüyorlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا. Onlar şöyle diyorlardı. اِنَّمَا الْبَيْعُ. Kardeşim alışveriş مِثْلُ riba. Ha alışveriş, ha faiz, ya fark yok kardeşim. Kafa buydu. Bu kandırmacayla kendilerine faiz yemeyi hak görüyorlardı. Böyle inandıkları ve böyle davrandıkları için onlar ahirette böyle kalkacaklar buyurdu. Allah'ımız cümlemizi muhafaza eylesin. Ve ehallallahu el-bey'a ve harrama'r-riba. Fe subhanallah. Siz kullarım öyle düşünüyorsunuz da ya faiz de alışveriş gibi kardeşim zannediyorsunuz ama diyor ki Rabbimiz öyle değil ha. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Dünyada 3 tane sistem var, devlet düzeni var. 1 komünizm, değil mi? Komünizmde faiz helal, buradaki tabirle söylüyorum anlaşılsın diye. Serbest piyasa ne? Haram. Komünizmde serbest piyasa var mı? Yok. Devlet belirleyecek her şeyi. Zaten bir şey yok. Herkes çalışacak, ölmeyecek kadar, ihtiyacı kadar verecek. Güya adalet meydana gelecek, güya. Nasreddin Hoca'nın leyleğin gagasını, ayaklarını kesme gibi bir şey bu. Böyle bir adalet mekanizması düşüncesi. İkinci devlet düzeni dünyada kapitalizm. Orada serbest düzen, serbest piyasa. Efendim helal, yasak değil. Komünizmde neydi? Orada yasaktı. Tam tersi şimdi. Yalnız kapitalizmde bir şey daha helal. Ne o? Faiz de helal. İkisi de helal. Faiz de helal, serbest piyasa da helal. Komünizmde faiz helal, serbest piyasa haram. İslam'da nasıl? İslam'da bir devlet düzeni aynı zamanda. İslam'da faiz haram, serbest piyasa helal. Neyse ayet devam ediyor. Fazla uzatmayayım. Bu kadarla iktifa edeyim. Rabbimiz Kur'an'ı hakkıyla anlayabilmeyi, gereğini de yerine getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'ımız razı olmayacağı her türlü halden, hareketten, davranıştan cümlemizi uzak eylesin. El-Fatiha. Allahümme salli ala.